Günaydın. Ahenkle dans eden saçlarımla çöp kamyonundan kaçmaya çalışıyoruz. Bir sonraki grupta önümüze geçmiş olacak. Sıçtık. Quando la disperazione e lo sconforto. Dün işler bayağı uzadı ya. Çıkışta da bir iki video çektim. Teknik olarak bu sabah yayınlanacak olan videoda hepsi. Evet, yani çöp kamyonundan sürekli bahsediyorum. En azından bir tanışmış olduğumuz, kısa da olsa, sadece tekerlekleriyle de olsa. Neyse, çöp kamyonu başka bir sokağa doğru geçmeyi başardım. Arkadan hala yapıyor gürültüsü. Neyse, neden bahsedeceğimi bile unuttum. yorgunum, sanırım ana fikir o. Şeyi düşündüm. Normalde geçen sene çalıştığım yerde saat 2:30'da çıktığımda hani bir yerden sonra alıştığım çalışma süresi o oluyordu. Burada haftalar sonra ilk defa bu kadar uzun süre çalışınca şey gibi oldum. Böyle beynim durdu. Ve komik geliyor yani. Normalde bunu durmaksızın bütün hafta günden güne hiçbir şekilde değişmeyen bir planda yapmak ne biçim yoruyordu ama bütün o karmaşa içerisinde hani şikayet de edemiyorsun ki, yorgunum desen herkes yorgun, herkes çalışıyor ama çalışıp o kadar yorulmamanın örneğini de gördükten sonra gerçekten insana tam bir eziyet gibi geliyor. Tabii ki böyle haftada bir kere 3 ay içerisinde bir gün bu kadar fazla çalışmışız, yani arada oluyor, kurabiye yapıyoruz, sonra 2 gün 1,5 saat falan geç çıkıyorsun ama bir şey değil yani, sonuçta koşturmuyorsun, etmiyorsun öbür taraf gibi. Neyse, ona bağlamak istemiştim. Gidiyorum, görüşürüz.